Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Epson'un L3111 modelinde genellikle alttan mürekkep akıtır. Bunun iki yöntemi var arkadaşlar akıtmasının nedeni. Birincisi atıkları dışarı almadığınız için, temizlemediğiniz için dolduğunca resetleme yapıldıktan sonra yine alttan akıtır. Kesinlikle temizlemeniz gerekir. Bununla ilgili videom YouTube Konuşan Servis kanalımda arama bölümünde ararsanız çıkacaktır. 5190, 3151, 3150 gibi modellerin hepsinde aynı işlem geçerlidir. Şimdi yazılım zaten web sitenizden alıp atabilirsiniz ama yazılımlık bir konu değil şu anki videomuz. Müşterimiz yanlışlıkla bu dolum yerinden dolum yaparken yanlış şişeyle dolum yaptığı için iç bölümü akıtmış ve alttan yazıcı mürekkep akıtıyor. Bunu temizlememi istedi. Ben de size bunu videoda başınıza gelirse veya böyle bir şey servisinize gelirse nasıl temizleyeceğinizi adım adım göstermeye çalışacağım. Şimdi kameramızı yazımıza yakınlaştıralım ve sizlere nasıl yapacağınızı adım adım göstermeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi yazıcımızın ön panelinden baktığımız zaman şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şu bölümden dolum yaparken bunların kendi şişeleri var. Hatta göstereyim. Bu şişeleri doldurmazsanız eğer akıtacaktır. Şimdi bunun şişelerinde şu şekilde arkadaşlar ağızları mevcut. Bu şekilde şişeyi buraya takmanız gerekiyor. Eğer buna uyumsuz şişeyi takmaya çalışırsanız ya da buradan doldurmaya çalışırsanız buradan içeri akar ve alt bölümden de yazıcının akıtmaya başlayacaktır. O yüzden bunun için dolumla ilgili, farklı dolumla ilgili mürekkep videosunu illaki yayınlamaya çalışacağım ama bu videomda sizlere akmış mürekkebi nasıl temizleyeceğinizi göstermeye çalışacağım. Tabi bunun için yazıcıyı sökmeniz gerekecek. Öncelikle yazıcıyı sökebilmeniz için yazıcınızı sökebilmek için tornavida, yıldız tornavida şart. Öncelikle ön kapağını açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu bölümde iki tane vida mevcut. Sağlı soldu. Şurada bir tane, bir tane de burada mevcut. Bunları söküyorsunuz. Ben normalde şarjı kullanıyorum ama şarjı da ses yaptığı için şu an şarjı çalıştırmayacağım. Bu şekilde vidalarını söktükten sonra arkadaşlar bu üst bölüm bu şekilde kaldırıyorsunuz. Kaldırdığınızda burada kablolar mevcut. Yalnız bu kabloları çıkarmadan önce sizden ricam şu kapağı şu şekilde tutun. Örtün. Daha sonra kenarını çevirin. Şu arkadan tırnağınızla veya düz tornavidayla kapağı çıkarmaya çalışın. Şöyle şuradan tırnağı geçirdik. Bu şekilde. Bunu çıkarmanız gerekiyor öncelikle. Ve alttan geçme olduğu için şu bölümlerden kırmayın, dikkat edin. Şimdi burada da yine tarayıcımızı kaldırdığımızda bu kabloları sökmemiz gerekecek. Şu şekilde panel kablosu, tarayıcı kablosu, tarayıcı motor kablosunu hepsini çıkarıyorsunuz. Şu şekilde yazıcımızı kaldırdıktan sonra burası geçmedi arkadaşlar. Şu şekilde sağ size doğru yani bu şekilde ekranda sola doğru kaydırdığınızda çıkacaktır. Şurada geçmeleri mevcut. Biri burada, diğeri de burada arkadaşlar içten geçiyor. Bunları da çıkarttığınıza göre işiniz aslında burada. Şimdi buradaki şu kapağı da çıkarmanız gerekecek. Zaten bunun içine kağıtta düşmüş. Şu şekilde hata vermesine neden olacaktır. Bizim için burasını sökmek önemli. Burasını nasıl sökeceğimizi adım adım göstereyim yine. Daha önce şu kapağı ben çıkarmak istiyorum. Siz de aynı şekilde atık kutunun kapağını sökmeniz gerekecektir. Bunu söktükten sonra şurasını geriye asıldığınızda çıkıyor. Burada atık kutumuzu da sökmemiz gerekecek. Bunu da çıkarttım arkadaşlar. Genellikle bu dolar bundan taşar ama yanlış dolumdan dolayı içine akmış ve akmasını engellemek için temizleyeceğiz. Şu şekilde hafif kaldırarak kendinize doğru çektiğinizde kapaktan kurtulursunuz. Şimdi burada bize sökecek yer burası arkadaşlar. Burasını sökmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar öncelikle iki tane vida var. Bunları söktüm ben. Buradan görürsünüz zaten.
kafa bu tarafa almanız gerekecek. Kafayı almak için de şuradaki mandalı şöyle kafa iyice bastıktan sonra ters çevirdiğinizde şu bölümde bir mandal var. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi bakın mandal kapattı kafayı. Şimdi geri çekildi. Bu da buradaki dişliği çevirerek oluşuyor şu şekilde. Bu şekilde kafayı serbest bıraktı. Onu yani aldık. Bu hazneyi söküp altını temizlemem gerektiği için. Şimdi şuradaki haznenin sökülmesi lazım. Arkadaşlar sökebilmek için öncelikle şuradaki beyaz bölümü çıkarmamız gerekiyor. Şöyle hortumlarını kenara alıyorum. Şu şekilde. Aldıktan sonra. Daha sonra şu iç bölümde bir tane vida mevcut. Onu sökmeniz gerekecek. Onu söktükten sonra şurasını kaldırıyorsunuz. Şu şekilde. Şurada beyaz bir kablo hortumla tutuşan yer var. Ona dikkat edin kırılmasın. Bu şekilde çıkarttıktan sonra bu bölümde de iki tane vida var zaten. Onları da sökmüştüm. Siz de görün şurada ilk önce onları söküyorsunuz. Sonra şunu yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorsunuz. Şöyle arkadan biraz kastırıp şöyle kendinize doğru. Şu alt taraftan göstereyim. Hatta şöyle çok mürekkepli olduğu için bir yanında elim baksın istemiyorum. Şu şekilde kaldırdık. Şuradan. Tek kişi olunca arkadaşlar kusura bakmayın. Yani çok zor oluyor çekimde şeyde. Bayağı bir zorluyor beni. Şöyle çıkarttım arkadaşlar. Bu bölümü zaten yıkayacağım, temizleyeceğim. Bunu kenara koyuyoruz. Şimdi buranın altına mavi aktığı için buradan taşıyor. Bunları da sökmem gerekecek. Bunlar için de yine ayrıca şu bölümdeki vidalar var iç bölümde. Onları sökmem gerekecek ki çıkarabileyim. Yine şu şekilde vidasını söktükten sonra şöyle geçmeli arkadaşlar. Bunları da temizlemek gerekecek bir şekilde siliyorum ben de. Ama işte ağızları açık olduğu için akıyor. Buna dikkat edin. Normalde bu kadar dolmaz bu ama zorladıkları için aşırı derecede dolmuş. İşte bir de bakacaksınız patlak var mı yok mu diye. Bu şekilde ben bunları yıkayacağım zaten de size gösterme amaçlı. Bunların hepsi vidalar arkadaşlar. Şu şekilde çıkarıyorsunuz. Vidasını söküyorsunuz önce. Şöyle söktüm. Daha sonra bu tarafa doğru çektim ve çıktı. Bu kadar. Bunları temizleyeyim. Toplarken tekrar size temiz temiz göstereyim. Şimdi arkadaşlar burayı ben temizledim. Depo sistemlerinde yani dumper depolarını da temizledim. Mürekkep akıntılarının her şeyini. Ben hatta buralarına bende hortum vardı kapattım ağzını ki akmasın diye. O yüzden buralarını kapatmasanız akıyor. Bu ağzı bu da hortumların depoya yazıcının kafaya giden yerleri. Şimdi bunları yerine tek tek takacağız. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Tabii ki ilk önce siyahımızı takacağız arkadaşlar. Bu şekilde yine koyuyoruz. Koyduğumuzda alttan geçmeli arkadaşlar. Geçmesini oturttan sonra bırakıyoruz. Bu şekilde yukarı çıkmaz. Böyle geri çektikten sonra çıkar. Bilginiz olsun. Yani şurada tırnaklar mevcut. Bunları değiştirirken de bu şekilde değiştirebilirsiniz yine. Daha sonra vidasını takıyorum. Şimdi siyah hortumu da yerine takayım ki sonra beni uğraştırır. Bunu çıkarken şimdi bir ekip akabilir diye ben peçeteyle yapacağım. Şu şekilde peçeteyle tuttum. Kapattığım yeri. Şu şekilde de siyah hortumumu takıyorum. Daha sonra ikinci hortumumuz takacağız. Sarı hemen. Yerini taktık. Hepsine bu işlemi yapabilirsiniz.
Daha sonra da hortumu takalım. Yine akmasın diye ben dibine peçetere tutuyorum. Bu şekilde. Hortumu geri takıyorum. Kısımdan kırmızısı var. Yine bunu da bu şekilde yerine takıyorum. Hortumunu da çıkaralım. Evet arkadaşlar. Son olarak da maviyi takalım. Evet, maviyi de taktık. Hortumu da takayım. Burası bu şekilde bitmiş oluyor. Öncelikle şu haznesini yerine takacağız. Ben bunu göstermemişim size basarak sökerken. Buralar çıkabiliyor arkadaşlar. Yani şöyle tuttuğunuzda şurada iki tane mandala söküyorsunuz. Şu şekilde. Şuradaki mandalların arasında iki tanesi arasında vide yeri var. Onları o şekilde sökebilirsiniz. Şöyle önden baktığımda arkadaşlar takım ellerini geçme ellerini geçirdikten sonra işlem bitecek. Şöyle size görün diye uğraşıyorum ama umarım görüyorsunuzdur. Şöyle. Şurası biraz denk gelmediği için uğraştırıyor. Şöyle alttan getireyim hatta. Bu şekilde oturdu arkadaşlar. İnşallah görmüşsünüzdür. Şurası. Şöyle kameramı biraz kaldırayım. Şu şekilde oturmuş olması lazım altı. Geçmelerine geçmiş olması lazım. Daha sonra şurada şeffaf bir beyaz şey sökmüştük. Onu da hemen şu şekilde gösterelim. Hortumların üzerine geliyor arkadaşlar. Şu şekilde. İç bölümde de şeffaf var, görüyorsunuz bilmiyorum ama şöyle çevireyim hatta daha kolay görün. Şu bölümde şeffaf bir bant var, onu iç bölüme almam gerekecek. Bu şekilde yerine geçtikten sonra şu şeffafı da buraya taktırmanız gerekecektir, yoksa çeker. Ama bunu da sökebilirsiniz. Ben sökmedim ama sökebilirsiniz. Yani çok uğraşmanıza gerek yok. Tam yerini oturttuğunuzda vidalamanız gerekecek. Şu şekilde. Bölüme vidasını atalım. Bu şekilde vidalarını taktım. Hortumları yine yerlerinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Dikkatlice. Şunlara dikkat edin. Ezilmesin arkadaşlar. Bak şimdi. Şurası hatta kafaya sürtmesin diye biraz daha çekeceğim. Şöyle düzgün bir şekilde. Yine iç tarafa gelsin. Son hali bu arkadaşlar. Ben sonra hortumları söktüm. Hava yaptığı için şuradan damplardan havasını da alacağım kafanın. Ondan sonra toplamaya devam edeceğim ama önce şurayı da takayım. Şurasını şu şekilde iç bölümden geçirerek şurasını kastırabilirsiniz şöyle. Şu teşkil eden
Şurası sana. Alta gelecek şekilde arkadaşlar da. Şimdi gösteremiyorum ama takımda göstereceğim. Şöyle şunu kaldıralım. Altına gelmesin. Şunları çıkamam gerekecek. Yine kapağın içine taktırdım. Şurasını da bastıracaksınız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buradaki beyaz vidaları takalım. Önce şu iç bölümden söktüğüm vidayı yerine takmak istiyorum. Vidayı taktık, bunu da taktık. Son olarak şimdi bunları da ben çıkarmıştım siz görün diye uğraşacağım için şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle çeviriyorsunuz. Tam kapanıyor. Bu mavininmiş. O şekilde üstüne gelecek şekilde şurasını silelim. Hepsini aynı işlemi yapmak gerekecek. Sarınınki şöyle taktınız. Bu şekilde çevirdiniz. Oturmamış. Oturttan sonra şöyle iyice çeviriyorsunuz ki çıkmasın. Yine siyahta da göstereyim. Önce arkadan taktığınızda şu şekilde. Tamı tamına geçmiş olması lazım. Çevirdiğinizde bu şekilde. Tabi ben eldiven kullanmıyorum. Siz eldiven kullanın. Çok kolay bir iş değil. Hele ki damplarını patlatırsanız eyvah eyvah diyorum. Sizi çok fena yoracaktır. Parçasını bulmakta bir mesele olacaktır. Evet, evet. Bunları da bu şekilde kapatmış olduk. Son olarak kafanın havasını almam gerekecek. Şöyle bas kafasını getirdim. Damper'ını çıkaracağım. Bu şekilde. Bir tane şırınga lazım olacak size de. Bunun için. Şöyle çıkardım arkadaşlar. Şu şekildeyken. Yavaşça taktık. Kenara koyayım. Şunu da çıkaralım. Şöyle. Hortumları söktüğümüz için hava yaptı. Havalarını da almak gerekiyor. Yani burada çok hava olmasının bir önemi yok ama yine de. Çok fazla olması iyi bir şey değil. Şöyle. Şimdi hortumlarda hava kalmadı. Geriye takalım. Hatta önce şu taraftan takalım da kolay olsun. Şöyle. Bu gibi işte biraz hassasiyet gerektirir. Öyle çok bilginiz yoksa da uğraşmanızı tavsiye etmem. Çünkü ya damper patlatırsınız ya hortumları yırtarsınız. Malzemesini bulmak inan bana çok zor. O yüzden çok fazla bilmiyorsanız uğraşmayın. Tavsiye etmiyorum kesinlikle. Şu olan vidaları da takayım arkadaşlar.
mürekkeplerini sildik. İşlem bu kadar. Şimdi artık alttan akıtmayacak çünkü altını temizlemiş olduk. Yapmamız gereken yan kapağını kapatmak olacak. Bu şekilde arkadaşlar, kapağını da yine alttan koyuyorsunuz. Geçmeleri mevcut. Şöyle. Vida yok bunlarda, bilginiz olsun. En son tarayıcı takmadan önce kapağını takayım. Şu şekilde. Sonra tarayıcıyı takalım. Tarayıcı da yine şöyle biraz kaldırayım kameramı. Görün. Şu şekilde tuttuğumuzda iç bölüme gelecek şekilde ikisini de geçirdiğim bölümleri var. Geçtiği zaman zaten göreceksiniz. Bunu göstermem çok zor çünkü. Evet, bu şekilde taktım. Yine kablolar çok önemli. Kablolarını takmamız gerekiyor. Şu şekilde bu taraftakini taktım. Şunu şöyle koyup üst kapağını kapattım. Yandan iç bölümden de şuradaki kabloları da takmamız gerekecek. Onu da hatta şunu altına koyayım. Siz de görün bir yandan. Aman bunlara çok dikkat edin. Çünkü bulamazsınız. Alt kapağını da takacağım şimdi. Şu şekilde. Şurada geçmeleri var demiştim daha önce. Alttan. O yüzden oralarına dikkat edin. Daha sonra da yerini takmak için şurasında kaldırdık mı şimdi? Şöyle işlem bitmiş olacaktır. İki tane vidası vardı. Onları da takayım. Yani bir şu köşede, bir köşede. Evet. Buralarını kapattık. Yanında atık kutusu mevcut. Şurası arkadaşlar. Atık kutusunu bu şekilde takıyorsunuz. Vidası mevcut, vidasını takalım. Şöyle alttan. Kapağını taktım. Vidasını da taktım mı işlem tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere Epson'un 3111 modelinde ve benzeri modellerde hepsini yapabileceğiniz atık kutusunun akması yanı sıra buradan dolum yatsın, aktığı zaman altından nasıl temizleyeceğinizi göstermeye çalıştım. Tabii bu işlemi aynı zamanda bunlar bozulduğu zaman da yapabilirsiniz, tıkandığı zaman yapabilirsiniz. Hortumların havasını almak için de yapabilirsiniz. Bu video birkaç işleme size yarayacaktır. Umarım faydalı bir içerik olmuştur diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olsanız çok çok sevinirim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da mutlaka desteklemeyi unutmayın. Çıktığımız bitsin, biz gidelim. Hoşçakalın.